videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalı ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projeyle ilgili bilgileri kanaldaki canlılar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa, kanaldaki videoların açıklama kısmındaki Pathfinder anketi uygulamasını incelemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anketi uygulamasına göre bu videonun konusu SEI projesi, bu videodan bir sonraki videonun konusu da PI projesi olacak. Hemen SEI'ye gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada SEI projesi yaklaşık 140. sırada ve yaklaşık 210 milyon dolar market cap'i görünüyor CoinGecko'da. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Slogan bize diyor ki dijital varlıkların toplu adaptasyonunu aktif hale getiriyoruz diyor. Hemen altında da en hızlı katman bir blockchain'iz diyor. Şimdi buradaki slogan da imalı bir şekilde söylemiş ama projenin temel hedefi buradaki dijital varlıklar konusu. Yani merkeziyetsiz finans, dijital varlıkların alınması, satılması, borç alınması, teminat verilmesi, gerçek uygulamalara dönüştürülebilmesi konularını tam anlamıyla hedeflemiş durumdalar. Ve yine en hızlı katman bir blockchain olmayı da çok iddialı bir şekilde bastırıyorlar. Daha sonra birazcık daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Öncelikle CoinGecko'da kaynak kontrolüne devam edelim. Bize CoinGecko toplam kaynağımıza 10 milyar demiş, maksimum kaynak bilgisini vermemiş. Şimdi maksimum kaynak bilgisi senin dokümantasyonunda da 10 milyar olarak görünüyor. Tarayıcıya girdiğimiz zaman şu anki basıldığı miktarı da 8,52 olarak görebiliyoruz. 8,5 milyar şu anda toplam kaynağımız aslında. Maksimum kaynağımız 10 milyar ve bu maksimum kaynağımız artmayacak şekilde açıklamalar yapılmış SEI'nin dokümantasyonda. Fakat ağ geliştikten sonra sirkülasyon kaynağı da toplam kaynağa ulaştıktan sonra, hatta maksimum kaynağa ulaştıktan sonra artma ihtimali var. Sirkülasyon miktarını hesaplayabilmemiz için de tarayıcıda bizim cüzdan adreslerini görebildiğimiz, takip edebildiğimiz bir yer olması gerekiyor. Ama SEI'de bu bilgiyi göstermeyen projelerden bir tanesi. Bunu inceleyebilmek için SEI Chain Bridge List diye Google'da araştırma yaparsanız çeşitli web siteleri çıkabiliyor. Yakın geçmişteki belli başlı istatistikleri görebilirsiniz. Benim videodan önce yaptığım çalışmaya göre sirkülasyon kaynağımız 1,8 milyarlarda değil, 4 milyar 5 milyar civarlarında. Toplam kaynağımıza da zaten 8,5 demiştik. Burada %45 civarı bir sirkülasyon miktarı hesabı yaptım ben. Özet geçmek gerekirse toplam kaynağımız 8,5 milyar, maksimum kaynağımız 10 milyar ama ileride bence artar. Şimdilik artmayacak diye varsayıyoruz çünkü öyle söylüyorlar. Sirkülasyon miktarımız da 4,5-5 milyar civarlarında, %45 sirkülasyon miktarıyla videoya devam ediyorum. Grafiğe geldiğimiz zaman CoinGecko gireli çok kısa bir süre olduğunu görüyoruz. Zaten proje tasarım aşamasındaydı. Yeni yeni piyasaya çıkmış bir proje. CoinGecko'da da listelenmesi çok yakın geçmişte gerçekleşti. Borsalara geldiğimiz zaman çok sayıda borsada listeli olduğunu görüyoruz. Başta Binance olmak üzere. Ve birçoğunda da yeşil ışık yaktığını görüyoruz. Çünkü zaten proje önden hazırlanırken bu borsalarla işbirliği vardı. Yayına çıktığında hepsinde patır 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 listelemeler oldu. CoinGecko'da da listeleme oldu. Projenin macerası yakın geçmişte zaten. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta düşük, grafiğimizdeki riskimiz orta. Şimdi grafikteki riskin orta dememin sebebi şu. Sirkülasyon miktarımız 1,8'lerde değil dedik. 4,5-5 civarlarında dedik. Bu da şu demek oluyor. Aslında bunu 2 ile 3 ile çarptığımız için sirkülasyon miktarını, market cap'i de 2 ile 3 ile çarpmamız lazım. Bu durumda 600 milyon dolarlara kadar market cap geliyor. O da sıralama aslında 140. değil, 60. sıralarda bize olduğunu gösteriyor. O yüzden grafikte fiyatın hala yukarıda olduğunu düşünebiliriz. Borsalardaki riskimiz çok düşük, yok denecek kadar az. GitHub'la devam ediyoruz. GitHub'da yaklaşık 34 tane paylaşım var. Bunlardan yaklaşık 28 tanesi kadarı projeyle direkt olarak alakalı. Bunlardan da yaklaşık 10 tanesinin düzenli güncellendiğini teyit edebilirsiniz. Şimdi 60. sırada olan bir projeye göre, 140 demiyorum artık, 60. sırada olan bir projeye göre GitHub durumumuz geçer not alıyor ama iyi değil. Daha iyi olması lazım. Proje bir de yeni, yeni olduğu için orada böyle çok yoğun bir çalışma görüyor olmamız gerekiyor. O yüzden sadece geçer not alıyor. Twitter'a geldiğimizde 570K takipçi olduğunu görüyoruz. Zaten bu projeyi takip ettiyseniz biliyorsunuzdur. SEI projesi de yakın geçmişte çıkan diğer projeler gibi büyük bir airdrop kampanyası yapacağını söyledi. O dönem Twitter'da da çok fazla bir aktiflik gerçekleşti. Sonra airdrop'un konseptini değiştirince topluluk biraz SEI'ye kızdı ama yine de Twitter'da gerekli takipçi miktarlarına ulaşmış oldu. Şimdi tekrar web sitesine gelelim.
Projenin nasıl bir proje olduğunu biraz anlamaya çalışalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Bildiğiniz üzere piyasada şu anda Ethereum, Polkadot ve Cosmos gibi devasa platformlarımız var. Onun dışında tek başına devam eden ağlarımız da var. Bu ağlarımız da kendilerini modifiye ederek sürekli piyasaya, sektöre uymaya çalışıyorlar. Buradaki ağların isimlerini yazmayacağım. Tron, Harmony, Solana gibi ağlar burada değerlendirilebilir. Ethereum devasa platformumuz, Polkadot devasa platformumuz, Cosmos'umuz da devasa platformumuz. Şimdi yakın geçmişte de Cosmos'un üzerindeki blockchain'lerden bayağı inceledik. Çok sık denk geliyor bu ara. Sei de yine Cosmos'un SDK'yi yani hazır paketlerini kullanarak oluşturulmuş bir katman bir blockchain. Cosmos'un SDK'ini kullandığı için aslında Cosmos'a bağlı blockchain'lerden bir tanesi olarak varsayılabilir. Fakat bu adaptasyon ve listelemeyi tam anlamıyla bitirmiş durumda değil şu anda. Ama altyapısı uygun bir şekilde. Bu sayede Cosmos'un kendisiyle ve Cosmos'un altındaki diğer blockchain'lerle etkileşim zaten kurabiliyor. Aynı zamanda Sei, Cosmos'un kendi Cosmos'un yanı sıra EVM'yi yani Ethereum Virtual Machine'i yani Ethereum'un üzerindeki sistemleri de entegre edebilecek şekilde bir altyapı kurmuş. Bu sayede yakın gelecekte Ethereum üzerindeki katman 2'ler, Ethereum'un kendisi, EVM olan diğer ağlarla da etkileşim kurmaya başlayabilir. Bunları da görebiliriz. Köprü uygulamalarının altında ufak tefek bunların başlangıcı zaten yapılmış şu anda süper aktif olmasa bile. Şimdi Sei projesi Cosmos altında çıkmış EVM'si de var. Fakat yine de piyasadaki bütün blockchain'lerinden farklı özel bir yapı kullanıyor. Geçmişte videolarda bu konulara biraz daha derin giriyordum. Artık biraz daha yüzeysel geçiyorum. Sadece burada bakmamız gereken Twin teknolojisi diye bir teknoloji var. İkiz teknoloji diye değerlendirilebilir bu. Bu ikiz teknoloji bir de Tendermint altyapısını kullanıyor. Aynı zamanda blockchain üzerinde nodlar yani madenci makineler bu işlemleri devam ettirirken belli bir güvene ulaşmış madenci makinelere ekstra özellik tanınıyor. Ekstra haklar tanınıyor. Bu haklar da belli başlı işlemlere atlayarak onay verebiliyor bu makine. Bu sayede aslında piyasadaki blockchain'lerin hepsinden daha hızlı olabilme hakkı var. Şöyle düşünün. Siz bir ağ oluşturdunuz. Katman bir ağ oluşturdunuz. Piyasadaki en iyi ağ hangisi ise aldınız onu oturttunuz. Ama yine de madenci makinelerin yapacağı işler belli yani. Belli başlı işler var yapılmak zorunda. Onlardan bazılarına sen güvenilirsin kardeşim deyip şu işlemleri yapmadan onay verebilirsin dediğiniz an işlemin zaten sayısı azalıyor. O yüzden ağ hızlanıyor. O yüzden böyle bir teknoloji kurmuşlar. Bunu da bu Twin teknolojisiyle takibini, kontrolünü kurmuşlar. Tendermint'i de entegre etmişler. Sadece problem çıktığı an oraya özel bir müdahale yapılıyor. O sırada ağın yavaşlama ihtimali var ama genel olarak bütün ağlardan hızlı hareket ediyor. Temel mantık bu şekilde oturtulmuş. Bunu yapmanın sebebi de şu. Yine az önce sloganda gördüğümüz dijital varlıkların merkeziyetsiz finansın merkezi olacağız diyor. Sei'nin çok iddialı olduğu bir konu var. O da şu. Merkeziyetsiz borsalar, alım satım platformları, işte borç alma, borç verme, merkeziyetsiz finansı kapsayan uygulamaları en hızlı ve en güvenli olabileceği ağ oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden altyapıya da böyle bir mekanizma kurmuşlar. Merkeziyetsiz finansın Nasdaq'ı olmak istiyorlar. Temel felsefeleri ve sloganları bu. Şu anda ağın üzerinde Sei'nin kendi coin'i de ağın komisyonları staking mekanizması için kullanılıyor. Governance şu anda tam oturmuş durumda değil ve üzerindeki ekosistem üzerindeki uygulamalarda da kullanılacak diye de planlar var. Sei'nin temel mentalitesi bu şekilde. Şimdi sitenin üzerinden hızlı bir şekilde geçebiliriz. Sloganımızın hemen altında Start Building Bar bastığımız zaman dokümantasyona gidiyoruz. Projenin şu anki aşamasına göre dokümantasyonumuz yeterli. Node çalıştırabiliyoruz. Uygulama oluşturmak için yeterli altyapıyı oluşturmuşlar. Ekosisteme bastığımız zaman şu anki aşamada en önemli linkimiz bu diyebiliriz. Ekosistemin altında birçok uygulama olduğunu görebiliriz. Her birinin kategorilerine göre bastığımız zaman bir sürü uygulama olduğunu görüyoruz şu anda. Ama ağ yeni olduğu için buradaki uygulamaların birçoğu sadece web sitesine sahip uygulamalar henüz tam anlamıyla çalışmıyor. Bu gayet normal. Bir de yine diğer blockchain'lerin yaptığı gibi kendilerinin etkileşimde oldukları diğer ağların isimlerini de buraya yazmışlar. O yüzden burada çok fazla aslında uygulama ve ekip görünüyor ama Sei'nin üzerinde yapılan uygulama sayısı aslında burada yaklaşık 20 kadar diyebiliriz. Hepsinin neredeyse web sitesi var ve uygulamalar yapılacak gibi 3-4 tanesi şimdiden zaten çalışıyor. O yüzden ekosistemden geçer not alıyor. Süper bir durumda değil. Çok yeni olduğu için ama geçer notu aldı. Belli başlı istatistiklerimiz var sitede. Biraz aşağı indiğimiz zaman en büyük yatırımcılar var. Az önce değinmedik. Sei çok büyük yatırımlarla piyasaya çıkmış bir proje. Bildiğiniz üzere
Ağlar piyasaya çıkmadan önce belli başlı venture kapitallerle veya bireysel yatırımcılarla anlaşıp sonra çıkıyorlar. Geçmişte 20 milyon dolarlara duyduğumuz projeler var, 30 milyon dolarlara duyduğumuz projeler var ama 50 milyon dolar civarında genelde geziyor bu rakamlar. Bazı projeler 100 milyon doların üzerine çıkıyor, bazı projeler 500'lerin üzerine milyarlara çıkabiliyorlar. Fakat yakın geçmişte çok büyük rakamları duyamıyoruz. Çünkü ayı piyasası uzun zamandır devam ettiği için zaten hani marketing için de uygun zaman değil diye düşünüyorlar. Ama SEI yaklaşık 100-120 milyon dolar civarı bir para topladıktan sonra piyasaya çıkmış durumda. Şimdi kendi üzerinde yapılan uygulamalar ve ağın gelişmesinde de o paraları kullanacak. Sitede sık sık bahsetmişler. Bunlar da ana yatırımcılar denilebilir. Biraz aşağı indiğimiz zaman çok hızlıyız, çok güvenliyiz, merkeziyetsiziz gibi açıklamalar var. Biraz aşağı indiğimiz zaman 2023'te bunu görmememiz lazım. Diğer ağlarla kıyaslama var. Start Building'e bastığımız zaman yine dokümantasyona gidiyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman SEI'nin üzerinde geliştirme yapan en önemli tanındık bilindik projeleri yazmışlar. Böyle Aksaları, Sushi, Nitro gibi. Bastığımız zaman yine dokümantasyona gidiyoruz. Biz de yapabiliyoruz. Yine biraz aşağı indiğimiz zaman yine blockchain'in özellikleri yazıyor. Güvenlidir, hızlıdır, ölçeklendirebilirdir. En hızlı katman bir blockchain olacaktır. Biraz aşağı indiğimiz zaman blok paylaşımlarını görüyoruz. Düzenli olarak devam ediyor blok paylaşımları. Bir sıkıntımız yok. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman son menüyü görüyoruz ve sitenin üzerinde gezdiğimiz her şeyin zaten burada linki var. Zaten bunların hepsine baktık. Sadece üstteki menüde bir tane testnet diye linkimiz var. Bunun altında 3 tane link var. Bu da testnetin özelliklerine giriyor, tarayıcısına giriyor gibi. Sadece en sağ üstte launch application'a basmadık. Buna bastığımız zaman da staking yapabileceğimiz bir arayüz, ödülleri gördüğümüz arayüz, bir airdrop mekanizması var. Az önce anlattığım gibi topluluğa olduğu gibi airdrop yapacaklarmış ama piyasada bilinip bu alanda katkıda bulunan kişiler için özel bir airdrop sistemi çıkarmışlar. Burada açıklaması yazıyor. Belli başlı köprü sistemi var. Ekosistem bastığımız zaman da en önemli uygulamalarını buraya da koymuşlar application'ın altına. Şu anda aslında SEI'ye bakarsak sadece bu iki ana siteden oluşuyor. Netten araştırdığımızda çeşitli başka açıklamalar, siteler görebiliyoruz ama ana iki site bu şu anda. Henüz altında çok fazla şey yok. Detaylı bir şekilde araştırma yapmak istiyorsak ekosisteme girip buradaki uygulamaların içerisine girip tek tek bakmamız gerekiyor ki SEI'nin ne durumda olduğunu birazcık daha idrak edebilirim. Ama dediğim gibi burada da henüz tasarım aşamasında her şey. Genel olarak konsept bu şekilde. Sitede ekibi görmedik. O yüzden SEI Chain Founder dediğimiz zaman Google'a aslında ekibi görebiliyoruz. Şurada 3 tane isim var. Jeffrey Feng, Dan Eblehek, bir de J diye 3 kişi var. Bu kişilerin isimlerini YouTube'a gelip yazdığımızda, yanında da SEI yazdığımız zaman kim olduklarını görebiliyoruz. Üçünün de kim olduğu belli. Girip videolarına bakabilirsiniz. Yaklaşık üçü de yaklaşık 6 ay kadar önce sık sık aktiflermiş. Son 1-2 ay içerisinde de aktif oldukları yerler var. Üçü de projeden haberdarlar, detaylarını biliyorlar. Teknolojinin neler getirdiğini, neler götürdüğünü ve gerçekten merkeziyetsiz finansın Nasdaq'ı olmak için neler yapmak gerektiğini biliyorlar. Ama bütün bunları gerçekleştirebilecekler mi, süreç bizi nereye götürecek onu bilmiyoruz. Ama ekip kim olduğu belli. Piyasada bilinen, tanınan kişiler. Çok da büyük yatırım almışlar. O yüzden ekipten geçer not alıyor proje. Şimdi tekrar CoinGecko sayfasına gelelim. Projeyi değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle şimdi burada sirkülasyon miktarını doğru yazdığımız zaman sıralamada 60'lara çıkacağı için fiyat şu anda hala yüksek diyebiliriz. Bu bir kere küçük eksilerimizden bir tanesi. İlk çıkış yaptığı noktada önce başta Binance olmak üzere belli bir mağdur kitle oluşturulmuş. Yine küçük bir eksi diyebiliriz. Airdrop dağıtılacak denmiş, sonra dağıtılmamış. Topluluk biraz olumsuz bakıyor. Yine çok küçük bir eksi olarak değerlendirilebilir. Büyük yatırımcılar var. Büyük borsalarla hemen işler halledilmiş. Bu artı olarak da değerlendirilebilir kimileri tarafından. Benim için yine küçük bir eksi olarak değerlendirirler. Çünkü aga babalar bekliyor yani hani oradan bütçe çıkartabilmek için. GitHub'ımız çok parlak bir durumda değil. Yeni bir proje olduğu için aslında GitHub'da çok büyük hareketlilik olması gerekiyor. Bunu görmediğimiz için buradan da yine küçük bir eksi var diyebiliriz. En üst sitemiz, altındaki dokümantasyonlar, işte GitHub bunların hepsi daha tam oturmamış ama bunlar hep minik minik eksiler diyoruz. Büyük eksi demiyoruz çünkü proje yeni olduğu için normal diyoruz. Bu projenin ne yöne doğru gideceğini belirleyecek ekibin kim olduğu karşımızda, onları görebiliyoruz. Oradan büyük bir eksi almıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Artılarına geçebiliriz. Böyle çok büyük, çok belirgin bir eksisi ve çok büyük, çok belirgin bir artısı yok projenin. Artılarına geçelim. Sirkülasyon miktarımız şu anda yüksek. Evet sıralama da yüksek ama sirkülasyon miktarı belli bir noktaya gelmiş. Bu artı olarak değerlendirilebilir. Borsalar durumu artı olarak değerlendirilebilir. GitHub'da en azından bir hareket olduğunu görebiliyoruz. Artı olarak değerlendirilebilir. Belli bir büyüklükte kitlelere ulaşılabilmiş. Başta Twitter olmak üzere. Bu da artı olarak değerlendirilebilir. Hedef belli. Tek bir nokta. Merkeziyetsiz finansın Nasdaq'ı olabilmek. Site oldukça basit. Sadece ekosistem elemanları var.
yeterli denilebilir. Sadece eklenmesi gereken blockchain sitesine birkaç şey daha eklendikten sonra böyle kalabilir. Ekibin kim olduğunu görebiliyoruz. Aklı başında adamlar. Çok büyük yatırımlarla bu işi gerçekleştirme ihtimalleri de yüksek. Ekibin özellikle açıklamalarının içerisinde şöyle açıklamalar var. Yani biz burada herhangi bir hata yapamayız. Yani çok büyük yatırımlar alındı ama fiyaskoya dönemez bu iş. Öyle ya da böyle bu iş olacak deyip gece gündüz çalışıyoruz şu anda gibi açıklamaları var. Bunlar da pozitif olarak değerlendirilebilir. Dediğim gibi bu projede devasa eksi veya devasa artı olacak belirgin şeylere rastlayamadım ben sadece. Sadece proje yeni olduğu için merkezi siz finansında Nasdaq olmak istiyoruz dedikleri için düzenli olarak takip etmek lazım. Tam anlamıyla başarabilirlerse bunu götürüp projeyi 50, ilk 50'nin içerisinde bir yere yerleştirirler. Oradan ayrılmaz ama başarmazlarsa da tabii ki aşağıya doğru hareket devam edecektir. 60. sırada varsayıyorum şu anda bu projeyi. Önümüzdeki süreçte bir boğa piyasası alevlenirse 6 ay kadar devam ederse tabii ki projede sıçramalar olacaktır. Peki boğadan sonra tekrar çıkış yaptığı yere fiyat düşebilir mi? Böyle bir ihtimal var. Proje yeni olduğu için sıralamada 60. dediğimiz için. Proje çok iyi ilerlemezse boğadan sonra gelecek bir ayda tekrar çıkış yaptığı yerin altına fiyat değebilir. Peki boğa tam anlamıyla gelmezse ayı devam ederse projeden yine yumuşak bir şekilde projeden düşüş yapmaya devam etmesini bekleriz. Peki 60. sırada olan bu proje aslında kaçıncı sırada olmalı? Şu anki haliyle bence 100-150 gibi bir aralığa yerleşmesi gerekiyor. Bu benim fikrim. Fakat güçlü yatırımcılar olduğu için arkasında projeyi takip edeceklerdir. Bence 80-100 arasında uzunca bir süre geçirir bu proje. Bu tabi sirkülasyon doğru yazıldı. 60.lığa geldi diye varsayıyorum ben. Birazcık aşağıya yatıp 80-100 arasına yerleşebilir diyorum. Bu bilgi doğrultusunda da sıçrama yaptığında çevresindeki projeler 10x yaparken kendisinden yaklaşık 8x civarı bir hareket beklerim. Fakat yine dediğim gibi çok güçlü bazı yatırımcılar var ve projenin göz odağı yani. O yüzden bu sıçrama döneminde özellikle boğa ile birlikte hype yaşandığı dönemde projeyi bilerek çok şiddetli bir şekilde sıçratarak çok kısa süreler boyunca çok yüksek sıçramalar böyle 20x 30x gibi şeyleri gösterebilirler topluluğa. Böyle de bir projede olasılık mevcut. Ama bana sorarsanız çevresindekiler 10x yaparken bu proje 8x civarı hareket normal gibi görünüyor ve 80-100 arası uzunca bir süre kalması normal gibi görünüyor. Bu proje için söyleyeceklerim bu kadardı. Anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.